Seçime, seçim gününü de saymazsak bugün de akşam saat 21 itibariyle artık 4 günümüz var. Hemen her yerde ama her yerde yalnızca konuşulan tek bir gündem maddesi var. O da pazar günü kurulacak olan sandıklar. Bizler sandığa pazar günü gideceğiz ama sandığa gidenler var. Yurt dışında kullanılan oylardan söz ediliyorum. Bu oylar 2 milyona yaklaştı. 1 milyon 700 bin civarındaydı en son baktığım zaman ve bu yüksek bir sayı. Buradan da aslında bu seçimin önümüzdeki pazar yaşayacağımız olan seçimi katılımın çok yüksek bir seçim olacağı öngörüsünü doğrular nitelikte olabilir. Buna bir ipucu olabilir diye düşünüyorum. Seçime doğru programımızın bu akşamki konuğu Ankara stüdyomuzdayız ve konuğumuz da AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Sayın Yıldırım, siz bir milletvekili adayı, bir cumhurbaşkanı adayı gibi meydanlarda şehir şehir, il il geziyorsunuz. Epey de bir süredir bu böyle. En son kampanyanızı Siirt'te, Şırnak'ta yürüttünüz. Nasıldı sahada, Siirt'te, bölgede atmosfer? Dün önce Şırnak, sonra Siirt'te seçmenlerle, oradaki vatandaşlarla buluştuk. Çok canlı gördüm, ilgili gördüm insanları. Özellikle terör tehdidinin bölgede ortadan kalkmış olması onlarda geleceğe yönelik, gelecek beklentilerine yönelik ciddi bir moral olmuş. Bunu bizatihi görme şansım oldu. Mesela Cudi Dağı'nda teröristler kol geziyordu, barut kokusundan geçilmiyordu. Şimdi orada göçerler var, sürüleri var. Ayrıca Şırnak'tan Cizre'ye Cudi Dağı üzerinden bir yol yaptık. Tüneller, viyadüklerle geçiliyor ve Cizre ile Şırnak arası 20 dakikaya düştü. Adeta birleşti. Cizre de Şırnak'ın merkezi kadar büyük bir ilçe. Dolayısıyla insanlar çok moralleri yükselmiş olarak gördüm. Gelecek planlarını daha iyi yapıyorlar. Malum orada Çukur eylemlerinden sonra 2015-2016'da devam eden Şırnak yerle bir olmuştu. Orayı yeni baştan inşa ettik. TOKİ tarafından binalar yapıldı, altyapısı yapıldı. Yani Şırnak dediğimiz il, toplam ilçeleriyle beraber 550 bin nüfusu var. Avrupa'daki şehirlerden daha güzel bir hale gelmiş. Hı hı. Bir sürekli sahada olan bir siyasetçi olarak hem de yıllardır, evet, hem de son dönemde epey de çok vakit ayırıyorsunuz bu konuya. Türkiye'de seçmen ittifakla ilk kez karşılaşacak bu seçimde. Böyle ortak listeler, birbirinin yerine, birbirinin listesinden aday göstermeler, birbirinin lehine aday göstermemeler gibi gibi durumlar söz konusu. Doğru. Nasıl karşılamışlar bütün bunları? Şöyle, yani ittifak meselesi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber ortaya çıkan bir model oldu desek yanlış olmaz. Çünkü %50+1 seçim kazanmak için gerekli asgari oran. Hal böyle olunca küçük partilerin kendilerine siyasette yer bulabilmeleri için büyüklerle bir araya gelmeleri hem onların baraj sorununu ortadan kaldırıyor hem de mecliste temsil fırsatı doğuruyor. O bakımdan yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği en önemli yeniliklerden biri zaten Cumhurbaşkanlığı sisteminde esas istikrar ve temsilde adalet sedan. Yani adaletin, şöyle söyleyelim, oyların %98'i, 99'u yerini buluyor ve temsil görevi görüyor. Ama parlamenter sistemde, hatırlayın, AK Parti'nin ilk iktidarında %34,5'la 366, yani neredeyse anayasayı değiştirecek bir milletvekili çıkarmıştık. En önemli fark bu.
Yani seçmen de bu yeniliği, durumu anlamış, kabul etmiş durumda o halde. Bu seçim için çoğunlukla tarihi, kritik, kader seçimi gibi böyle birbirine benzeyen epey de anlamı güçlü olan kelimelerle tarif ediyorlar. Hemen hemen herkes de ama siyasetçiler de. Yani Bahçeli örneğin dönüm noktası dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan varlık seçimi dedi. Neden böyle? Şöyle, biz AK Parti olarak 16. seçimimize giriyoruz. Bunun tamamı genel seçim değil. İşte 4 yerel seçim var, referandumlar var. Bu 6 tane genel seçim var. Çok partili hayatımızdan itibaren de, yani 1950'den itibaren de 20 seçim yaptık. Bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından burada milletimiz, seçmenimizden daha fazla önemsenmesi diyebiliriz. Yani dikkati çeken en önemli noktalardan biri bu. Bu burada örnek vermek gerekirse, ittifaklar netleşince Millet İttifakı'nda Kemal Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz PKK dağ kadroları, oradaki yöneticileri birer birer konuşmaya başladılar. İşte 2014 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan gidecek, hapishaneler açılacak, arkadaşlarımız serbest kalacak, APO serbest kalacak, İHA'lar, SİHA'lar tepemizden inecek gibi daha birçok hesap soracağız faşistlerden falan, böyle bir dizi bombardıman şeklinde haberler yaptılar. Onlardan sonra ilginç bir şekilde 2 yıl önce Ocak ayında Biden bir açıklama yapmıştı. Dediği şuydu, yani Türkiye'de darbeyle filan, dayatmayla, toplumsal olaylarla Tayyip Erdoğan'ı indirmek mümkün olmadı. Bu sefer muhalefetle birlikte hareket ederek Tayyip Erdoğan'ı düşüreceğiz, indireceğiz dedi. Ama seçim süreci başlayınca Avrupa'daki işte Le Point, efendim, Economist, Der Spiegel ve buna benzer önemli sayılabilecek mecmualar, yayın organları tam bir sistematik kampanya içine girdiler. Bunu hangi dönemi kastediyorsunuz? Ne zaman oldu bu dediğiniz? Bunlar yeni. Yeni. Bu söylediğim yeni ama evet. Biden'ınki 2 yıl önce. Evet. Çünkü Ekonomist'in evet son söz ettiğiniz kapağını biliyorum. Evet. Ama 2 hafta önce de aynı dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı favori gösteren bir dosya hazırlamıştı. Şöyle, o arada bir şey mi değişti? Şöyle, onu orasını tam bilemiyorum ama son duruşlarında, hatta sosyal medya hesaplarında insanların sabitlediği tweet olur. Evet. Bir de arka planı olur, biliyorsunuz, profilin arka planı. Oraya da Erdoğan gitmeli, demokrasi gelmedi, hadi oya koşalım gibi sabit ifadeler koydular, spotlar koydular. Yani Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi onları niye bu kadar ilgilendiriyor? İşin püf noktası burası. Neden olduğunu düşünüyorsunuz şöyle, peki siz? Şöyle, dünyada lider kalmadı Seda Hanım. Dünyada bakın, Avrupa ülkelerinde soruyorlar, Amerika'da soruyorlar, Çin'de soruyorlar. En dünyadaki en beğendiğiniz, en dirayetli lider kim diyorlar? Tayyip Erdoğan diyor. Niye Tayyip Erdoğan diyor? Çünkü Tayyip Erdoğan küresel haksızlıklara Birleşmiş Milletler'de 195 ülkenin başkanlarının huzurunda dünya adil bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacı var. Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir Birleşmiş Milletler yapısı mümkündür. Güvenlik Konseyi'nin artık küresel sorunlara çözüm bulamadığını haykıra haykıra söylemiştir. Hiç kimse İsrail'in adını anıp orada son 60 yıl, 70 yıldır
bir türlü hakları verilmeyen Filistinlileri haritasıyla bilmem neyle gündeme getiren hiçbir lider olmamıştı. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu tutumu yeni değil ki. Cumhurbaşkanı bizi tanıdığımızdan beri duruşu değişmedi ama bu konularda. Ama işte bunlar küresel sömürgeci güçleri canını sıkıyor. Niye canını sıkıyor? Ezilen, sömürülen ülkelerdeki halkların uyanmasına sebep oluyor. Ve onların işini zorlaştırıyor. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan sen çok oluyorsun kardeşim. Tamam oturduğun yerde. Türkiye eskiden böyle değildi ki. Peki 20 yıl öncesinden mi söz ediyorsunuz? Yani bu güçler, bu kişiler. Bunlar özellikle son 10 yılda 2000 Gezi olaylarından itibaren burada bir tutum değişikliğine gidildi. Yani orada bir çizgiyi Gezi olayları dönemine mi çiziyorsunuz? Cumhurbaşkanı'na karşı Gezi, bir duruşu ondan sonra mı geliştirdiler? Gezi olaylarına kadar denemeler yapıldı. Ne denemesi yapıldı? Gezi olaylarına kadar bizim kendi içimizde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan elektronik muhtıra hadisesi, İktidar Partisi'nin kapatılma hadisesi, daha sonra MİT tırları meselesi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz, yani sürekli bu dayatma, darbe girişimleri, bunlar kendiliğinden gelişen şeyler değil. Bunun arka planında Türkiye ve bölge üzerinde emelleri olan ülkeler var, örgütler var. Onu söylemek istiyorum. Peki. Şimdi Erzurum mitinginde yaşananları biraz konuşalım sizin tarafınızdan. Hayır. Bu taşlı saldırı hakkında sizin bir açıklamanız oldu mu bilmiyorum. Ve olmuşsa da ben kaçırmış olabilirim. Şimdi o gözüme çarpan Numan Kurtulmuş'un açıklaması oldu. Sayın Kurtulmuş dedi ki o taşlar İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atıldı. Aynı gün çünkü İstanbul mitingi vardı ve bu gölgede kaldı bu sebeple dedi. Sizin tepkiniz ne bu Erzurum'da yaşanan olaylara? Seçim sürecinde bu tip provokasyonlar nereden gelirse gelsin veya bu ve buna benzer olaylar, hatırlayın işte yok oraya kurşunlandı, beri tarafta taş atıldı. Parti binalarına oldu. Veya seçim bürolarına. Buna benzer İzmir, Buca'da da oldu, dün oldu. Şimdi Erzurum'daki olayın bir belki bilinmeyen yönünü paylaşmakta fayda var. Ben bu olay olur olmaz hemen valiyi aradım, belediye başkanını aradım. Şimdi bana söylenen şu, Sayın İmamoğlu, Ekrem Bey, Erzurum'a esnaf ziyareti için geleceğine dair yazılı teşkilatı bir bilgi veriyor oradaki yetkililere. Gelince esnaf ziyareti yapmaktan vazgeçiyor, aracın üzerinden miting yapmaya karar veriyor. Buraya kadar da bir şey yok. Yalnız İl Seçim Kurulu ve valiliğin belirlediği miting alanı var. AK Parti'nin yaptığı, diğer partilerin yaptığı. Oraya gitmesini söylüyorlar. Yok diyor, ben bu Yakutiye'de burada yapacağım diyor. Orada ısrar edince, burası miting alanı değil, yaparsın, yapmazsın derken, o etrafta bulunan sokaklardaki insanlar akın akın bu tarafa yürümeye başlıyorlar. Orada gelişen bir şey. Olay bundan ibaret. Şunu söylemek lazım, Türkiye bir hukuk devleti. Yani hiç kimse hukuktan üstün değildir. Eğer bir kural varsa, bu kuralı ihlal etmek, ben size sorarım işte, siz gününüzü göreceksiniz falan gibi şeylerle, yani böyle hukuka uymayan, siyasetçinin ağzına uymayan, tam bir sokak kabadayısı havasında meydan okumalar bu ülkeye zarar verir. Bunlarla kimse sonuç alamaz. Dolayısıyla bu işin iç yüzü bu şekilde. Ya bu konuları evet takip ettim ben de. Soruşturma açılabilir izinsiz bir yerde seçim mitingi yapıldığı için, yapılmak istendiği için, ama tam taş mevzusuna, taş atılması konusuna mesela getirdiğiniz yorumu merak ediyorum. Yaralanan çocuklar, kadınlar oldu çünkü. Doğru bir şey değil. Buradan mesela bir kınama duyabilir miyiz bu yaşanan olaya? Bunu onaylayamayız ama olayın iç yüzünü
bilemediğim için oradaki olay nasıl gelişti, o taş atma işi acaba... Zaten yanlarında niye taş vardı o insanların diye. Doğal bir tepki midir? Önceden, böyle bir doğal önceden tepkiyi kabul yapılan edebilir miyiz? Bir hazırlık mıdır? Doğrusu bunun yapılacak soruşturmalarla ortaya çıkacak. Benim söylemek istediğim hiçbir şey arzu edilmeyen bir olaydır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması esastır. Hani diyelim ki İmamoğlu orada yapmada ısrar etmişse bu olay da olmayacak. İşin bir de o tarafı var. O tarafını da düşünmemiz lazım değil mi? Hı hı. Orada herkesin yaptığı yerde sen de git yap. Senin ne ayrıcalığın var? Bu gerginleştiğini ve giderek bu gerginliğin sokakta da arttığını gözlüyor musunuz? Yok, yok. Yani bu benzer olaylar, şurada yok. 4 gün kaldı diye açtık programımızı. Bir kaygınız, bir endişeniz hayır, var mı hayır. sokakta? Yani sokak böyle bir gerginlik peşinde değil. Biz düşünün yani gittiğimiz illerde HDP veya PKK ağırlığı olan iller. Dolayısıyla oralarda biz rahatlıkla birinci parti çıkan, daha fazla oy alan yerlerde gittik, konuşmamızı yaptık, insanlarla görüştük. Yani böyle bakıyorlar bize, tamam yani uzaktan izliyorlar, tepki vermiyorlar, olumlu olumsuz. Belki kayıt kuyut alıyorlar falan, onlar önemli değil ama hiçbir şekilde böyle bir gerginlik, sürtüşme, çatışma havası ben sezinlemedim bugüne kadar. Peki Türkiye'de sizin tabii her bölgeye, her yere gidiyoruz ve evet. rahatça mitingimizi, konuşmamızı evet. yapıyoruz dediniz. Zaten öyle de olmalı. Doğru. AK Parti de çok geniş bir coğrafyaya yayılan seçmen kitlesi olan bir parti. Doğru. Türkiye'deki her yasal parti de her yerde seçim mitingi, çalışması, kampanyası rahatlıkla yapabilmeli mi? Gayet tabii. Bunun önünde bir engel görüyor mu? Yani bu bölgede bir hassasiyet var. Siz burada miting yapmayın mesela. Doğru bir ifade mi? Bana o telkini de yaptılar. Ben gittim yaptım. Yani Türkiye'nin en büyük partisine bu telkinin yapıldığı da oldu. Ben ona rağmen gittim. Dedim ki ya ben insanlarımızın arasına giremiyorsam o zaman ben bu ülkede niye yaşıyorum? Yaptım. Yani dolayısıyla bana göre herkesin hakkı. Herkes kendini ifade edecek zemini bulmalı. Hiç kimse zorla, zorbalıkla fikrini ifade etmesinin önüne geçilmemeli. Benim siyaset anlayışım bu. Bunun dışında da yani Türkiye'ye haksızlık yapılıyor. Türkiye bazı iddialar hep seçimlerde olur Sedan. İşte iktidar partisi daha çok imkan kullanıyor. Belki daha az kullanıyor. Bunlar hep olur. Bütün ülkelerde olur. Ama olmayan bir şey Türkiye'de Türk seçim sistemi bütün dünyadaki gözlemcilerin takdirini kazanan bir şeydir. Avrupa Konseyi'nden büyük bir heyet bana geldi. Konuştuk. Eleştirileri var. Muhalefete daha az alan tanıyorsunuz. Şu oluyor, bu oluyor. Sizin devlet imkanları daha fazla gibi tenkitler yapmalarına rağmen şunu söylediler, şu hakkı teslim ettiler. Türkiye seçim yapmada ve çok yüksek katılımlı seçim yapmada dünyada bir numara dediler. Yani bu güzel bir şey ama bunlar böyle derken Sayın Kılıçdaroğlu kalkıyor diyor ki ben Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum. Açık açık. Yani ne gereği var şimdi? Daha seçim olmamış. Daha seçim olmamış. Yani bugün kalkıp bunu söylemek, bu seçime, daha yapılmayan seçime gölge düşürmek veya kaybedeceğini hissettiği için şimdiden altyapı hazırlamak. Bunu çok yanlış bulurum. Ülkeyi yönetmeye talip olanların bu ve buna benzer ifadeleri ülkemize zarar verir, kurumlarımıza zarar verir, milletimizi mutsuz eder.
Peki, şimdi madem ifadelerden söz ettik, ben de sizin, evet, sizin bir ifadenizi sorayım. Buyurun. Çok konuşulan bir ifade oldu çünkü son birkaç, buyurun, gündür. O işgalci tanımlamanız. Yanlış not aldıysam, olmadıysam şöyle. Hay bu hay. Seçimler işgalcilere karşı istiklal mücadelesi verenlerin seçimidir. Ya, tam olarak böyle mi? Tam olarak böyle. Peki, şimdi bu ifadeniz Sayın Soylu'nun işte darbe, siyasi darbe girişimidir ifadesiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletim Kandil'den destek alana ülkeyi teslim etmez ifadesi. İşte Sayın Uçum'un iktidar değişikliği bağımsızlık sürecine darbe olur açıklamalarıyla birlikte genelde değerlendiriyor. Evet. Neden seçimler ve sandık bu tür ifadelerle tarif ediliyor tarafınızdan? Şöyle, yani bunu, bu sözü aynen söyledim. İşgalcilerle istiklal mücadelesi yapanlar arasındaki bir seçimdir deyince kıyamet koptu Seda Hanım. Bütün Millet İttifakı bileşenleri arka arkasına bana yönelik, şahsıma yönelik ağır ifadelerde bulundular. Biz işgalci miyiz dediler. Yani siz bizi işgalci, siz de işgalci kuvvetleri mücadele eden istiklal grubundan mısınız gibi bir yaklaşım, hı hı, gösterdiler. Ben açıklama yaptım. Dedim ki bakın ben sözlerimin arkasındayım. Ben size katiyen işgalci demedim. Meral Hanım söyledi, ona dedim, hı hı, sana işgalci demedim. Başkalar da söyledi, onlara da cevap verdim. Benim söylediğim şudur. Şimdi Millet İttifakı seçime giriyor. Peki Kandil ne diyor? Diyor ki biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz. Faşist Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz diyor. Daha birçok olay. Tekrarlamayacağım. Yani az önce söyledim birçoğunu. Bunların, bu örgütlerin arkasında kim var? Bunların hamisi kimler? Avrupa ve Amerika. Biz bunu biliyoruz. PYD, YPG'yi PKK ismi yıprandığı için ve PKK artık terör örgütü olarak da onlar tarafından kabul edildiği için terör örgütünü destekliyor olmaktan kurtulmak adına isimlerini değiştirerek Suriye'de onları yeniden yapılandırdılar. Silahlar veriyorlar, bütçe veriyorlar, adı konmamış güney sınırlarımızda bir devlet kuruyorlar. Bize karşı, kime karşı? Adı DAEŞ. Ama DAEŞ hiçbir tane Amerikalıyı öldürdü mü bugüne kadar? Bizim vatandaşlarımızı öldürdü. DAEŞ işin kılıfı orada PKK'nın uzantısına bir devlet kurmak, bir terör devleti oluşturmak. Bu konuyla ilgili zaten Amerika'yla başından beri bizim çatışmamız var. Müttefikliğe sığmaz diyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok edemezsiniz. Ondan sonra onu ne yapacaksınız vesaire. Bizle çalışın dedik. Bir türlü ikna edemedik. Buradan gelmek istediğim şu. Bu terör örgütünün arkasındaki ülkeler bunlar. Bu ülkeler biz nereden tanıyoruz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizin işgal edilmesinden tanıyoruz. O işgali yapan ülkeleri o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve fakr-ı zaruret içindeki 13 milyon vatan evladı sathı müdafaa yok, hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır. O satı vatan toprağıdır diyerek Samsun'dan yanan şemal, meşale, Amasya genelgesi, Erzurum ve nihayet Sivas kongreleriyle Ankara'da meclisin açılması ve İstiklal Savaşı'yla bütün bu sömürgecilerin yurttan atılmasıyla bağımsızlıkla sonuçlandı. Şimdi bu ne oluyor? Bu biz adaylara işgalci mi demiş oluyoruz? Yok. Benim söylediklerim bunlar. Ama buna rağmen onlar aynı şeyi tekrar edip duruyorlar. Canlarını sıkıyor. Yani terör örgütünün onları destekliyor olması toplumda büyük bir infiale sebep oldu. Ve bunun içinde kalktı, haber gönderdiler HDP üzerinden. Ya bize zarar veriyorsunuz. Sesinizi kesin seçime kadar. Ve onlar eylemsizlik kararı aldık, konuşmama kararı aldık diye
Şimdi beklemeyi aldılar. Oyunları ortaya çıkmıştır. Efendim HDP'nin PKK ile ne alakası var? Böyle saçma sapan iş olur mu ya? Bugüne kadar HDP hiçbir insan evladı HDP'nin PKK terör örgütünü lanetlediğini, reddettiğini, yaptıklarını onaylamadığını söylediğini duyan var mı? Ben duymadım. Duyan varsa söylesin. Nasıl oluyor yani HDP PKK'ya sahip çıkıyor, PKK'da seçimlerde Millet İttifakı adayını destekleyeceğim diye avaz avaz bağırıyor. E bizim terör örgütüyle alakamız yok, onların desteğine de ihtiyacımız yok. Bunu külahım anlat, bunu vatandaş yemez. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diyorsunuz ki ben işgalci diye Batı'ya söyledim. Çünkü Batı terör örgütünü destekliyor. Terör örgütü de Millet İttifakı'nın adayları destekliyor. Açıklaması yapıyor. Böyle bir zincir var. Tabii. Bu. Az evvel aslında söylediğiniz konu... Bunlar varsayım değil. Bunlar yaşananlardan bahsediyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum bu soruyu. O da dedi ki Kandil bizi değil aslında Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Çünkü bu baksanız kimin işine yarıyor? Cumhur İttifakı'nın işine yaramıyor. Bize zarar veriyor. Bizi doğruluyor. Diyor ki bunları... Benim dediğimi doğruluyor. Onlara işte haber gönderdiler HDP üzerinden. Ya bu açık açık bizi desteklediğini söylemesin. Bize zarar veriyor. Onların işine yarıyor. Zaten benim dediğimi de Kılıçdaroğlu doğruluyor. Orada çelişen bir şey yok. Peki o zaman son zamanlarda bu destek meselesi gündemde değil. Yani nasıl? Son zamanlarda destek öyle devam bir açıklama. Canım, HDP desteği. Sadece açıklama mı yapılmıyor diyorsunuz? Ya destek devam ediyor. O aralarında anlaşma var. Diyor ki bir yönetici diyor ki kardeşim konuştuklarınızı açıklayınsana. Eğer diyor sözünüzü tutmazsanız canınızı okuruz diyor. Hesabını sorarız diyor. Ben burada isimler verip onların reklamını yapmak niyetinde değilim. Aynen şöyle diyor. Biz diyor öyle 3-5 bakanlığa filan itibar etmeyiz biz diyor. Cumhuriyeti yıkacağız diyor. APO'yu serbest bırakacağız diyor. Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye yaslıyoruz diyor. Terör, PKK bir terör örgütü değildir diyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisi söylemedi mi? PYD, YPG'yi biz terör örgütü olarak görmüyoruz demedim. Bilmiyorum. Dedi ben biliyorum. Evet. Cümle alem biliyor. Yani bakılırsa peki, bu çok açık söylediği şeyler bunlar. Bundan önceki yerel seçimlerde de İstanbul Ankara konularında evet, bir destek olmuştu. O zaman da bu desteği eleştirmiştiniz yine. Doğru, siz eleştirdim. Ve vurgulamıştınız bu seçimlerden doğru önce de. Peki o zaman söylediğiniz ama sonuca bakıldığında etkili olmamış gibi görünüyor. Bu defa neyin değişeceğini düşünüyorsunuz? Ne bakımdan anlamadım. Yani yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara özelinde tamam, de benzer... Tamam değiştirdiler, desteklediler, kazandılar. Haklarını da aldılar. Ama bazı eksik aldıkları işler olunca da bak unutmayın biz sizi kazandırdık. Öyle yaparsanız şöyle yaparız diye de ikazlarını yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerini de aldılar. Büyükşehir'de İşe adam almalarda kontenjan ayırdılar. Yöneticilerde kontenjan ayırdılar. Yani o destekler Allah rızası için değil. Hepsinin karşılığını tek tek aldılar. Peki bu konuları siz böyle bu taraftan dile getirdiğiniz zaman karşı tarafta listelerinden AK Parti'nin isim olarak isim gösterdiği Hüdapar'ı öne çıkarıyor. Evet, üç tane. Yapıcıoğlu evet, genel başkanı partinin ve o da listelerde ilk sırada, evet, önemli doğru sıralardan birinde. Doğru, dördüncü sırada. Üçüncü evet bölgeden, İstanbul üçüncü bölgeden dördüncü sırada. Onun kendisinin de ey Kürdistan artık sahibim var gibi açıklamaları, videoları sosyal medyada dolaşıyor. Şimdi, ve bu konuyu da size soruyorlar. Tabii bunu zaten biz terör örgütü Millet İttifakı'nı destekliyor deyince hemen bu soru ardından otomatik geliyor. Ben çok açık söyleyeyim. Bir kere Hüdapar hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş? Hizbullah'la ilişkilendiriliyor. Hizbullah'la alakamız yok diye açıkladılar. Biz niyet okuyuculuğu mu yapıyoruz?
genel başkanı çıktı dedi ki bizim Hizbullah'la alakamız yok. Bitti. Biz söylenene itibar ederiz. Ne zamana kadar? Aksi ispatlanıncaya kadar. Teröre bulaşmış bir yapıları yok. Söylemlerinde sıkıntı olabilir. Ama biz onların söylemlerini kabul etmek zorunda değiliz. Kaldı ki Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz diyorlar. Bayrağına karşı değiliz diyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği hususlara bizim bir itirazımız yok diyorlar. Bu hal böyle olunca, teröre de bulaşmayınca, yani biz ne diyeceğiz? Yani ya öyle diyorlar ama bunların kafalarının arkasında bir şey var. O zaman başka bir şeye gelir. İş şüpheyle amel olmaz. Nasıl bir faydası olacağını düşünüyorsunuz ittifakınıza bu katılımın? Yani faydası şu, onlar nasıl Cumhuriyet Halk Partisi içinde İYİ Parti'nin milletvekilleri onların listesinden veya CHP'nin milletvekilleri İYİ Parti'nin listesinde güçlerini birleştirdikleri ve daha çok milletvekili kazanmak hedefledikleri gibi veya Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin CHP içinde girdiklerine benzer bir şey de biz Demokratik Sol Parti ile yaptık ve Hüdapar'la yaptık. Ama bizim ittifak ortaklarımızın diğerleri, mesela Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeniden Refah Partisi, biz kendi başımıza gireceğiz, vatandaştan aldığımız oyu göreceğiz dediler. Böyle bir işbirliğine gitmediler. Yani ama diğer tarafta Millet İttifakı'nda herkes bir yerden girdi. Hepsi birbiriyle ortak liste gitti. Amaç yeni sistem, Seda Hanım, yeni sistemin özelliği şu. Yeni sistemde ayrı girerseniz sizin oyunuz kimseye yaramıyor. Ama beraber girerseniz, diyelim ki A ilinde B partisi güçlü, C partisi zayıf. B partisinin listesinden C'nin adayını da gösterdiğiniz zaman bu sefer ne oluyor? Orada bir avantaj yakalıyorsunuz. Basit örneğin vereyim. Erzincan benim memleketim. Millet İttifakı Mustafa Sarıgül'ü gösterdi. Mustafa Sarıgül aslında CHP'li de değil. Kendi partisi var. Birinci sırada. İkinci sırada da Erzincan'daki İYİ Parti adayını gösterdi. Amaçları orada bizim adayımıza karşı, yani bizim adayımız derken bizim Cumhur İttifak adayımız yok, AK Parti adaylarına karşı bir avantaj sağlamak. MHP de ayrıca giriyor orada. Evet. Dolayısıyla yani bu birlikte girmeler, güçleri birleştiriyorsunuz, avantaj sağlamaya çalışıyorsunuz. Olay bu. Ama burada biraz garip bir durum ortaya çıkıyor sanki. Çünkü AK Parti ile MHP'nin hazırladığı bir tasarıydı bu, yasaydı, öneriydi. Sanki bundan en çok Millet İttifakı faydalanıyor şöyle, gibi bir durum burada, ortaya çıkıyor. Burada o doğru, orada haklısınız. Burada beraber girerseniz avantaj sağlıyorsunuz. Ama beraber girmediğiniz zaman o avantajınız kayboluyor. Doğru. Biz hazırladık, şimdi onlara yarıyor diye pişman oldunuz mu? Öyle bir şey düşünmüyoruz. Bu partilerin tercihi. Göreceğiz sonuçları. Bakacağız. Diyorsun. Göreceğiz kime ne kadar faydası olmuş. Seçim sisteminin çok değiştirilmesi doğru bir şey değil. Ben o konuda oturmuş sistemler devam etmeli. Ama orada şöyle bir hassasiyetten değiştirildi. Artık oylar hiçbir işe yaramıyordu. Bu artık oyların da işe yarasın diye böyle bir değişikliğe gidilmişti. Peki. Bir ara verelim. Kısacık bir aramız olacak. Aradan sonra daha çok sorularımız var Sayın Binali Yıldırım. Seçime Doğru programımızda AK Parti Genel Başkan Vekili, özel röportajımızda Sayın Binali Yıldırım'ı ağırlıyoruz. Ankara stüdyomuzdayız. Bu seçimde belirleyici etkenlerden birinin ekonomi olacağı söyleniyor. Ekonominin ekonomik durum pandemiden sonra gelişen bir şekilde etkilendi. Ve bu tablonun seçimden sonra da kim kazanırsa kazansın aslında zorlu bir sürecin karşımızda olduğu
ekonomistler tarafından değerlendiriyor. İki yönlü bir soru olsun. Siz içinde bulunduğumuz durumu nasıl görüyorsunuz? Seçimden sonra bu işin altından nasıl kalkacaksınız? Şöyle, AK Parti kazanırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa. Bu çok güzel bir soru. Aslında seçim sonrası iş başına gelecek kadroların önündeki en önemli konu pandemiyle başlayıp daha sonra Ukrayna Rusya savaşıyla devam eden pandeminin getirdiği tedarik sisteminin, küresel lojistiğin dengelerinin bozulduğu, enflasyonun gelişmiş ülkelerde dahil bütün dünyada artmaya başladığı ve 2023'ün son çeyreğinde yeni bir küresel kriz söylentilerinin konuşulmaya başlandığı bir dönemde en önemli konu ekonomi olacak. Ekonominin özünde de yine hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele olacak. Bu bizde de var, başka ülkelerde de olacak. Seçimden çıkacak kadroların, kazanan kadroların bir numaralı gündemi olmaya devam edecek. Buraya detaylarına ineceğim ama aradan önceki bir konu kapatmak açısından bir şeyi söylemem lazım. Buyurun. Ya bu Millet İttifakı'nı terör örgütlerinin ve onun arkasındaki ülkelerin desteklemesi iddiam var benim. Ben bu iddiama çok aşırı tepki gösteriyorlar da. Yani 6 tane ortak var. Çıkıp kendileri bana tepki göstereceğine bu terör örgütlerine çıkıp bir şey demiyorlar. Bu düşündürücü değil mi? Yani asıl bu sözleri söyleyenlere dönüp demeler lazımsa siz kimsiniz kardeşim? Biz sizin desteğinize mi ihtiyacımız var? Bizim seçmenimiz Türkiye'de. Biz Türk milletine güveniyoruz. Yani her şeyi söylüyor. İçinde milliyetçi, ülkücü, Atatürkçü değerlere sahip Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani bütün yapı içerisinde muhafazakar partiler var. 6 tane, yani Türkiye'nin bütün siyasi renklerini barındıran partilerin çıkıp da bu tehditlere karşı 14 Mayıs ve sonrasına yönelik tehditlere karşı tek bir kelime söylemiyorlar. Bu da bizim tezimizi çok güçlendiriyor, destekliyor. Yani ben şunu, eğer çıksa yarın HDP, ben PKK ile alakam yok, PKK bir terör örgütüdür, 40 bin insanımızın kanına girmiştir, şehitlerimiz vardır, sivil masum insanları 40 yıldır öldürmektedir, ülkemizin 400 milyar dolar kaynağını yok etmiştir, ben bu terör örgütünü şiddetle reddediyorum dese ben bütün söylediklerimi geri alacağım. Ve hiçbir ithamda da bulunmayacağım. Bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez, çünkü HDP'nin iradesi yok. Yani seçime kimin gireceğini, aday gösterilip gösterilmeyeceğini, kimlerin aday gösterilmeyeceğini hem daha kadroları belirliyor. Bunun Sağır Sultan bile biliyor. Evet, şimdi gelelim konumuza. Ekonomi. Ekonomi. Çünkü soğan konuşuyoruz, kıymanın fiyatını konuşuyoruz, büyük bir barınma sorunu var, kiralar aldı başını gidiyor. Bunların hepsi ayrı ayrı vatandaşın sorunları. Doğru. Bütün, şimdi burada iki tane farklı yaklaşım var. Görüyorum ki karşımızdaki adayın, Millet İttifakı adayının özellikle sabit gelirlilere daha fazla ödeme yapacağı yönünde açıklamaları var. Diyor ki en düşük memur maaşı 21.350 lira falan olacak diyor. O civarda açıklama yaptı birkaç gün önce. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklaması oldu. Tabii bu açıklama olabilir ama Kemal Bey'den bunun kaynağını da açıklamasını bekleriz. Yani yapacağınız her harcamanın başka bir kaynağı temin edilemezse bu enflasyon olarak artarak önünüze gelir. Emisyon artar, para basımı artar ve enflasyonun arkasında koşmaya başlarsınız. Amaç
nedir? Enflasyona mücadele, onun önüne geçmektir. Bakın, geçen sene yüksekti, bu sene açıklandı, geçen hafta %43'e geriledi. Bizim hedefimiz, iktidarın yeni dönemin birinci senesinde %16 seviyesine çekmek, ikinci senesinde de tek haneliye çekmek. Yani birinci ve en önemli öncelik enflasyonla mücadele. Tabii ücretleri arttırırken de buna dikkat edeceğiz. Bugün nitekim kamu işçileri, 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi ücreti 15 bine çıktı ve ortalama %45 zam verildi. Bu %45 zam enflasyonun üzerinde. Dolayısıyla bir miktar üzerinde. Ona da refah payı deniyor. Dolayısıyla böyle uçuk kaçık vaatler yerine ayakları yere basan, bozulan küresel ekonomik dengeleri daha da olumsuza çevirmeyecek gerçekçi tekliflerle gelmek lazım. Yani yoksa ben niye insanlara fazla bir şey vaat ediyor, ona karşı çıkayım, böyle bir niyetimiz yok. Ama şunu sorar insanlar. Şimdi bugün diyorsunuz ki ben size en az kamuda çalışana 21 bin lira vereceğim. 21 bin 350 lira vereceğim. Şimdi İzmir Karşıyaka Belediyesi CHP'li maaşları veremiyor, taksit taksit veriyor, 4 taksitte. Ankara Belediyesi'nin iştirak şirketi, ANFA zannediyorum, daha geçtiğimiz bayram paralarını vermedi. Veremedi yani. Elinde imkan yok. Aynı şekilde İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde. Şimdi mevcut maaşları daha zam yapmadan veremiyorsanız, orada para yönetimini beceremiyorsanız, verdiğiniz bu yüksek maaşlarla nasıl bu bütçeyi denkleştireceksiniz, yapacaksınız? Bu da insanların sorduğu başka bir sualdir. Buradan tabii bilemiyorum. Yani Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olarak topluma bir güven vermesi gerekiyor. Bu benim iddiam. İddiamın da arkasında mesnet var. Nedir o? Partili Cumhurbaşkanı. Kemal Bey dedi ki, onlar güçlendirilmiş parlamenter sistemi vaat ediyor. Biz Cumhurbaşkanlığı sisteminin devam etmesini istiyoruz. Namus sözü dedi, ben parlamenter sisteme kazanırsam, parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar da olsa partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Daha önce böyle açıkladı. Sonra çıktı dedi ki, ben dedi kazanırsam sistem değişinceye kadar partimin başında da kalmaya devam edeceğim. Yani bu kadar birbirine 180 derece zıt açıklama olabilir mi? Bir gün böyle söylüyorsunuz, bir gün sonra tam tersini söylüyorsunuz. 7 tane cumhurbaşkanı meselesi var. Bana göre bu 7 de değil, Seda Hanım bu biraz artacak. Şu anda onlar daha isimler belli değil ama bir düzineye kadar gidebilir. Biz bu sistemi getirirken dedik ki birden fazla cumhurbaşkanı olsun. Anayasaya böyle koyduk ve bizi yerden yere vurdular. Siz cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını açık tuttunuz. 100 tane bile yaparsınız. Hepsine bir makam arabası, hepsine bir efendim ofis, onların çalışanları israfı kat kat arttırırsınız. Ama Cumhurbaşkanı bu sistemin ilk seçimini 2018'de yaptı. Sadece bir yardımcıyla süreyi tamamladı. Gel gör ki Kemal Bey daha seçime gitmeden 7 tane Cumhurbaşkanı'nın adını saydı. İyi ki çok Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmışız biz de değişiklikte. Yoksa bunlar bu arkadaşlara bu ulufeleri nereden verecekler? Bir araya gelmelerin arkasında
Millet yok, menfaat var. Milletimiz bilsin, bu ittifakın adı Millet İttifakı değil, Menfaat İttifakı'dır. Az önce de söyledim efendim, o Cumhurbaşkanlığı bana, herkese bir bakanlık, ondan sonra oylara bakacağız, oranlayacağız kim ne kadar bakanlık. Memleketin işi nerede ya? Yani Kemal Bey, bu hesaplar çok kişinin olmasını istişare olarak açıklıyor. Biz istişare yapacağız diyor. Efendim şimdi istişare güzel bir şey de, yani haftalarca istişare olmaz. Zaman paradır. Sedan paradan daha kıymetlidir. Bazı kararları geç verirseniz bunun bedeli çok daha ağır olur. Bu sistemin en önemli özelliği hızlı karar almadır. O bakımdan yani o söylenen şeyler, hani vakıf işletiyorsanız bir hayır kurumu, istişare için istediğiniz kadar katılım sağlayabilirsiniz. Ama ülke yönetiyorsanız bu işlere hızlı karar verir. Bir savaş var veya bir olağanüstü durum var. Her birini arayıp bulup hatırını mı soracağız? Söylüyorlar işte, şunu atarken bana da soracak, bunu atarken bana da soracak. Herkesin yorulduğu yerde bir han kurarak ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Tam bir kaos. Sonra ne dedi Kemal Bey? Yerel yönetimlerde namus sözü, bir tane işçi çıkmayacak bizim belediyeden. En önce İstanbul Belediyesi'nde 21 bin kişinin işine son verdiler. Ve böyle mi? Yani namus sözü bu mudur? Ben soruyorum ya, bunlar hiç benim uydurduğum şeyler değil. Yaşananlardan bahsediyorum. Deprem konutları. Şimdi Kılıçdaroğlu bedava ver. Bedava vereceğiz diyor. Diğer ortağı diyor ki olmaz öyle şey kardeşim, bu çok büyük maliyeti var. Vadeye yayarak taksitle vereceğiz. Yani tam bir kakafoni. Her kafadan bir ses geliyor. Daha iktidar yok ortada. Daha sorumluluk alınmamış. Şimdi bile maalesef aralarında şey olmuyor. Daha evveli de var. Evet. Genel başkan olmayacağım dedi. Sayın Baykal'ı ziyaret etti. Bir gün sonra genel başkanlığını açıkladı. Yani kafası karışık. Bugünkü söylediğini yarın tekzip ediyor, değiştiriyor. Peki. Daha doğrusu mesela bir ara vermemiz gerekiyor şimdi. Mi? Evet, müsaadenizle. Çok hızlıca geçti zaman. Kısa bir aramız var. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la programımız devam ediyor. Reklam arasını için sözünüzü kesmiştim. Oradan devam edebiliriz. Doğru. Teşekkür ediyorum. Ben aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun çelişkilerini, bir dediğini bir sonrakinde yalanlayan çelişkilerinden bahsediyordum. Sadece bir tane kaldı. 15 Temmuz'dan sonra kendisini Yenikapı mitingine davet ettim. Geldi. Sağ olsun. Orada dedi ki 14-15 Temmuz'u unutturmayacağız. Milyonların önünde söyledi. Daha sonra Kemal Bey ne dedi? 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tiyatrodur. Kontrollü darbedir. Yani bu nereden çıktı? Bunu da ne zaman söyledi biliyor musunuz? Amerika'daki bir düşünce kuruluşu böyle bir rapor yayınladı. Onun üzerine aynı rapordan alıntılar yaparak bunu söyledi. Şimdi bu kadar 251 insan şehit olmuş, bombaları bu ülkenin vergileriyle alınmış, bombaları asker kılığına girmiş FETÖ'cüler gelmiş özel harekatta 47 civanımızı şehit etmiş, genelkurmayda insanların üzerine bomba yardırmış, meclise bomba yardırmış. Siz buna tiyatro derseniz, kontrollü darbe derseniz hakikaten bu millete yapılabilecek en büyük kötülük olur. Onun için ben bu ittifaka tekrar söylüyorum, bu bir menfaat ittifakıdır. Millet ittifakı filan değildir. Daha iktidarın yüzünü görmeden üleşme süreci var. Sen onu alacaksın, ben onu alacağım. Sen onu alacaksın, ben. Muhabbet yok. Millet bunun içinde yok. Ülkenin sorunları bunun içinde yok. Paylaşım var. Bizim de ortaklarımız var. Bir dönemde geçirdik 5 sene. Bizim ittifak ortaklarımız
Ne bakanlık istiyor, ne cumhurbaşkanlığı yardımcısı istiyor, ne bürokraside etkin görevler istiyor. Sadece diyorlar ki ekonomiyi düzeltin, terörü ortadan kaldırın, milletin dertleriyle dertlenin. Aradaki fark bu kadar açık, beyazla siyah gibi. Bunun takdirini milletimize sunuyorum. İnşallah 3-4 gün sonra da bunu millet değerlendirecek. Bu konuda daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Başka konuya geçebiliriz. Şimdi pazar günü sandığa gidecekler arasında eğer hepsi hevesle, umarız da öyle olur, sandığa koşarsa ilk kez oy verecek milyonlarca genç var. Gençler, 5 milyon, hatta 5 doğru. milyondan da fazla olduğu söyleniyor sayılarının. Bu grup çevreye, doğaya, ağaca, insan haklarına, hayvan haklarına, kadına karşı şiddete çok duyarlı bir genç kesimden bahsediyoruz. Bu konularda çok hassaslar. AK Parti onları etkilemek için ne yapacak? Vaatleri ne gençlere? Efendim bakın şu gördüğünüz bizim AK Parti'nin seçim beyannamesi. Bunun 6 bölümden oluşuyor. 17 tane alt başlık var. Burada gençler için ayrı kapsamlı bir fasıl var. Burada okumaya kalksam 10 dakika sürer. Ben bunu yapma zamanım da yok, fırsatım da yok. Ama ne kadar işi ciddiye aldığımızı göstermek istiyorum. Hı hı. Bir kere gençler diyorlar ki efendim gençler AK Parti'ye soğuk bakıyor. Bu kocaman bir yalan. Efendim gençler apolitik. Bu da kocaman bir yalan. Eğer öyle olsaydı 15 Temmuz'da meydanları dolduran gençlerdi. Bayrağa sahip çıktılar, ülkeye sahip çıktılar, devlete sahip çıktılar. Gençler apolitik falan değil. Gençler kendilerinden daha yaşlılar. Bizlerin siyaset şeklini beğenmiyorlar. Onlar bütün siyaseti, bütün hayatını sosyal medyadan takip ediyorlar. Çünkü onlar dijital çağın dijital çocukları, yerliler. Öyle doğdular, öyle büyüdüler. Dijital yerliler. Ya benim 3,5 yaşındaki torunum Bahadır. Telefon geliyor. Annesinin telefonunu almış. Açıyor. Şimdi meşgulüm. Sonra arayın. Ya 3,5 yaş. Ne meşgulüm dedi. Orada bir şey açmış. TikTok bilmem ne bir şeydi. Bu kadar çocuk böyle. Bu kadar sosyal medyaya sosyal medya üzerinden tek kaynak bilgilendirme olunca onların siyasete ayırdıkları süre bizimki gibi değil. Biz gece gündüz konuşuyoruz. Onlar bir konuyu bakıyor, bir başka konuya geçiyor. Yapılan araştırmalara göre sosyal medya üzerinde gündem değişimi 8 dakikada bir oluyormuş. Şimdi biz gençlere önemsemiyoruz diyenlere benim cevabım bir, gençlere seçme seçilme hakkını 25'ten 18'e kim düşürdü? Eğer biz gençlere de tehdit görsek 25'te tutarız. En azından bir miktar daha gençlerin daha sonra katılımı söz konusu olur. Emniyetli alanda oluruz. Böyle bir düşüncemiz olmadı. Dedik ki onun için bu dönem özellikle Seda Hanım adaylarımızı gençleştirdik. Kadınlara daha çok verdik, gençlere yerleştirdik. Bir tane 70 yaşında bir arkadaşımız var ama 18 yaşında milletvekili adayımız var. Ortalama yaş ortalaması 40 civarında. Dolayısıyla gençlerin mutlaka siyasetin içinde olmasını istiyoruz ama şuna da inanıyoruz. Tecrübe, bizlerin tecrübesi, gençlerin enerjisi Türkiye'nin geleceği. Bu sentezi yaparak gitmek istiyoruz. Şimdi gençlere ne yapacağız? Evet. Gençlerin beklentileri yüksek. Haklı da. Biz de gençlik çağları yaşadık. Gençlerin o yaşlarda dünyayı görmek istiyor. Dünyayı tanımak istiyor. Başka ülkeleri tanımak istiyor. Daha iyi bir iş bulmak istiyor. Daha iyi para kazanmak istiyor. Özlemlerini gidermek istiyor. Yani ihtiyaçlarını görmek istiyor. Benim gençlerle ilgili özel bir şeyim var. Yani kişisel olarak gençlere kafa yoran birisiyim. Ben genel başkan vekiliyim. Aynı zamanda Türk devletleri aksakalıyım.
Biliyorsunuz üniversitelerde Erasmus değişim programları var. Bu nereyle yapılıyor? Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Gençler ya staj için ya birkaç aylık ya birkaç dönem dışarı gidiyorlar. Dışarıdakiler buraya gidiyor. Öğrenci değişim programlarıyla bazen iki diploma alıyorlar. Bazen de sadece tecrübeleri artıyor. Lisanlarını geliştiriyorlar. Farklı kültürler görmüş oluyorlar. Başka kültürleri öğrenmiş oluyorlar. Şimdi bunun bir benzeri de Türk Devletleri Teşkilatı içinde var Seda Hanım. Orhun Değişim Programı, Mevlana Değişim Programları. Yani Türk Devletleri'nin 6 ülkesinde, üye 6 ülkesinde 34 üniversite bu değişim programlarına başladı. Benim amacım... Bu zaten hali hazırda yürüyen bir süreç mi? Tabii tabii. Hı hı. Ama çok bilinmiyor Erasmus kadar. Benim amacım öncelikle 16 Türk devleti kurmuş, Adriyatik'ten Çin hattına kadar büyük bir coğrafyada yayılmış Türk devletlerini, Türk kültürünü, Türk tarihini, ortak değerlerimizi tanıtacak programları geliştirmek. Buradan kastettiğim nedir? Buradan gençleri oralara götüreceğiz, oradaki gençleri de buraya götüreceğiz. Buhara'ya, Semerkant'a, Türkistan'a ve işte Azerbaycan'a, bütün bu Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a, gel bu taraftan Macaristan'a, onlar da biliyorsun bizim teşkilatını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Bakın bu dönemde biz büyük bir çaba gösterdik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye yaptık. Bu çok büyük bir kazanım. Çünkü yıllardır Kıbrıs Savaşı'ndan sonra, Barış Harekatı'ndan sonra dünya kapılarını Kuzey Kıbrıs'a kapadı. Tek pencereleri var Türkiye. Türkiye üzerinden dünyaya açılıyorlar. İlk defa Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye olarak aldı. Ve orada geldiler geçen Mart'ın 16'sında yapılan Ankara'daki toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çıktı. Yaşadıklarını anlattı, beklentilerini anlattı, dünyaya seslendi, sesini duyurdu. Bu büyük bir kazanım. Dolayısıyla gençlerimizin tamamına bir kere yurt dışı tecrübesi kazanmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu onların ufkunun açılmasına yönelik. Bu yeter mi? Yetmez. Biz birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimini ıskaladık, kaçırdık. Ama dijital devrimi kaçırmıyoruz. Burada şanslıyız. Çünkü burada akıl terine ihtiyaç var. Akıl teri de gençler. Sermayeye ihtiyaç yok. Sermaye, akıl, yazılım, donanım. Biliyorsunuz işte bu bilişim şirketleri 30 yıllık bir geçmişi var. Ciroları 100-200 yıllık büyük sanayi şirketlerinin kat kat üstünde, hatta bazılarının yıllık cirosu Türkiye'nin bütçesinden daha büyük. Dolayısıyla önümüzde muazzam bir fırsat var, blok zinciri var, efendim yapay zeka var, yeni meslekler hayatımıza girecek. Bu yeni meslekler de gençlerin meslekleri olacak ve veri işleyiciler, siber güvenlik uzmanları, yapay zeka uzmanları, efendim daha birçok adını duymadığımız yeni iş alanları olacak. Büyük data, yapay zeka, metaverse, bütün bu gençlerin alanı. Bu alanlarda büyük fırsatlar var, büyük imkanlar var. Biz bunun altyapısını hazırladık. Diyeceksin ki niye şimdiye kadar yapmadınız? Yaptık. 5G bitmek üzere, fiber optik kabloları kurduk, 2008'de E-Devlet'i kurduk, efendim bulut bilişim sistemlerini devreye aldık. Eğer bunları yapmasaydık Seda Hanım, biz pandemide perişan olurduk. Bak pandemide ne yaptık? Evimizde oturduk, işlerimizi yaptık. Sizin akıl otoyollarınız olmasaydı, internetiniz olmasaydı, cep telefonunuz,
çekmeseydi, nasıl bankayla iş yapacaktınız, nasıl biletinizi alacaktınız, nasıl devlet dairesindeki işlerini yapacaktınız? Daha dünyada E-Devlet konuşulurken, 2008'de ben bakandım o zaman, E-Devlet'i getirdik. Bugün E-Devlet'ten 65 milyon insan her gün yararlanıyor. En büyük paylaşım sitesi. Evet. Türkiye'nin en büyük, hatta dünyanın en büyüklerinden biri. 9.500 tane farklı kalemde işlemler yapılabiliyor. Bu büyük kolaylık. Yoksa gideceksiniz devlet dairesinde bekleyeceksiniz. Memurun keyfi gelecek. Ondan sonra sizin işinizi görecek. Hem zaman kaybı hem moral çöküntüsü. Velhasıl bu gençlerin dijital çağda önleri açık. Ve biz onlar diyor ki bize değer verilsin. Büyükler bizi fark etsin. Peki. Biz onları fark ediyoruz ve onlar bizim geleceğimiz. Onlardan çok öğrenecek şeylerimiz var. Gençlerin kankası olarak peki, yeni dönemde büyük fırsatları hep birlikte kovalayacağız. Savunma sanayindeki yenilikler, başarılar parti kampanyasında kullanılıyor diye eleştiriliyor. Niye? Ne var? Ayıp mı ya? Niye eleştiriliyor? Türkiye'nin başarılarıydı. AK Parti kim yaptı sadece kardeşim? Gibi gösteriliyor yani önceden diye. Önceden niye yapmamışlar? Türkiye'nin başarısı durup dururken olmuyor. 70'te de Türkiye vardı. 60'ta da iktidarlar vardı. 74 çıkarmasını yaptık. Ondan sonra tek bir civata bile alamadık. Ambargo yedik. İşte o bizim ateşledi. Rahmetli Özal'ı burada anmak lazım. Temelini o attı ve bugün zirveye ulaştık. %80'lere ulaştık. Aslında Tayyip Erdoğan'ın gitmesini, gönderilmesinin arkasında bu gerçek var. Türkiye bölgesinde güçlendi. Savunma sanayinde kendi kendine yeterli hale geldi. Şimdi Türk İHA'larının, SİHA'larının satıldığı ülke sayısı 29. Onu takip eden ülkelerin sayısı 5-6'yı geçmiyor. En gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. E niye canlar sıkılmasın canım? Şimdi F-35'i vermediler bize değil mi? Parasını verdik. Evet. Niye? Siz S-400 Rusya'dan aldınız diye. Parasını verdiğimiz silah uçağı vermediler. Hem de o fabrikanın da biz ortağıyız. Para da yatırdık. Ortak bir proje. Biz ne yapacağız? Elimizi kolumuzu bağlayıp bekleyecek değilim. Yine Başbakanlığında İngiltere ile TFX yani bizim bugünkü adıyla Milli Muharip Uçağı, adını da Cumhurbaşkanımız Kaan koydu. Bu uçağı geliştirmeye karar verdik. İngiltere ile sözleşme imzaladık ve bugün uçak hangardan çıktı. Bazen zor insana, daha doğrusu kötü komşu kiracıyı ev sahibi yaptırır misali, biz de yaşadığımız olumsuzlukları kullanarak helikopterimizi yapıyor muyuz? İHA'mızı, SİHA'mızı yapıyor muyuz? Tankımızı yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, uçak gemisine yakın, muhrip uçak gemisi arası Anadolu gemisi yapıyoruz. Yerli otomobilimizi yapıyoruz. Akıllı mühimmatlarımızı yapıyoruz. Otomatik tüfeklerimizi yapıyoruz. Daha ne olacak? Niye? Gelişmiş ülkelere bağımlılığımız azaldı. Yok olma düzeyine indi. Bunlar diyor ki ya biraz daha bu Tayyip Erdoğan kalırsa bize bu bölgede ekmek yok. Onun için ne yapalım yapalım. Bütün mühimmatımızı, teçhizatımızı kuşanalım. Bu menfaat ittifakıyla bir olalım. Bu adamı yolcu edelim. Bunu da gördü millet. Bu tezgahı da gördü ve son 10 gündür Seda Hanım, insanlar hırslanmış vaziyettiler. Hele hele şu İstanbul mitingini ben izledim. 85 yaşında sakallı nineler birbirlerinin koluna girmiş mitinge gidiyor. Bu şu demektir. Yani bu bunları silah zoruyla getiremezsiniz buraya. Ve 1 milyon 700 bin kişi bütün dünyanın gündemindeydi o miting. Bütün işte o bizi eleştirenler bu sefer o mitingi de verdiler. Görmezden gelemezler ki. Bu
kadar büyük bir hadiseyi görmeden gelemezler. Dolayısıyla ben insanımızın ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen, sorunlar olmasına rağmen, enflasyon, hayat pahalılığı olmasına rağmen ülkemizin istiklalini, geleceğini ve bölgesindeki gücünü net zarar verecek her türlü girişime karşı kendini hazırladığını görüyorum. Sitemi olmasına rağmen birçok insan Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini bana sokakta yüzüme karşı söyledi. Amacımız bizim, biz iktidar, 20 senedir iktidardayız. Keşke, arzu ederim ki hakikaten devredeceğimiz, yetişmiş, Türkiye'nin geleceğine inanan, Türkiye'nin değerlerine inanan bir alternatif olsaydı. Efendim, projeleri durduracağız diyor. İHA'lara dokunacağız, SİHA'lara dokunacağız, büyük projeleri durduracağız diyor. Önce küçük gördüler. Ya ne otomobil fabrikası kardeşim? Teneke. Hani fabrika neredeymiş? Ondan sonra bunları durduracağız diyor. Dokunacağız diyor. Ha durdururlar mı? Ellerinde fırsat olursa hiç şaşmam durdururlar. Ama bu millet onlara fırsat vermeyecek. Çünkü iktidar yapmayacak. İktidar yapmayınca da bunlar evvelallah durmayacak. Daha da büyüyerek devam edecek. Peki süremizin sonuna geldik. Bittik Sayın Yıldırım. Teşekkür ediyorum. Allah İstanbul Allah. Stüdyomuzda bizim bitirmemizi bekleyen 4 kişi var. Daha Ahmet Arpat Siyasi İşler ekibiyle beraber Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran, Ahmet Kasım'dan bir an evvel bekliyorlar ki. Depremi konuşmadık. Deprem konutmanı konuşacak. Gelecek evet. İstanbul depremini konuşmadık. Çok güzel hazırlıklarım vardı ama bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Ben İstanbul ve İzmir Belediye Başkanı adaylığım da var biliyorsunuz. Evet. Benim kahreden şey kentsel dönüşüm diye bas bas bağırdığım zaman karşımdaki CHP'li adaylar hep bir ağızdan ransal dönüşüm diye deprem riskine karşı yapılan bu uyarıları, bu mücadeleleri maalesef boşa çıkardılar ve bunun bedelini biz ödedik. Ama devletimiz büyük, ülkemiz büyük. Kahramanmaraş depreminden sonra şu anda 142 bin konutun temeli atıldı. Yıl sonuna kadar yani depremin seneyi devriyesinde 319 bin tanesi teslim edilecek. Köy evlerinden de Nur Dağı'nda 57 tanesi teslim edildi. Bu müthiş bir sürattir. Ben 64'te Varto depremi oldu. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Üniversitedeyken daha deprem evleri teslim edilmemişti. Türkiye nerede, nereye geldi? Önemli olan vatandaşın derdiyle dertlenmek ve ona göre çözüm odaklı olmak. Recep Tayyip Erdoğan hakikaten memleket sevdalısı bir adamdır. İnsan sevgisi üst düzeyde bir insandır. Adam gibi adamdır. Doğru adamla, doğru adayla milletimiz yoluna devam edecektir. Sadece Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi yetmez. Güçlü meclise de ihtiyacı var. Dolayısıyla onunla çalışacak milletvekillerinde eminim ki Cumhur İttifakı olarak mecliste yer almasını sağlayacak diyorum. Bir kez daha bana bu fırsatı verdiğiniz için NTV'ye size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim. Ankara stüdyomuzdan sözü İstanbul'a bırakalım.